Yine bir deneme sınavı ve ben yine karşınızdayım. 9. tarih deneme sınavımızı çözeceğiz. Kalemlerimiz hazırsa başlıyoruz sevgili dostlar. Bu arada zaman daralıyor ama pes etmeyeceğiz. En sonunda başaracağız. Sizin hayalleriniz var, sizin umutlarınız var. En sonunda başaracaksınız. Sakın pes etmeyin. İlk sorumuzla başlıyoruz o zaman dostlar. Asyon Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Asyon Devleti'ni vermiş bize. İlk Türk Devletleri konusunda sevgili dostlar. A. Kendisinden sonraki Türk Devletleri siyasi ve kültürel açıdan etkilemiştir. Evet, kendinden sonraki devletleri etkilemiştir. Çin egemenliğine girdikten sonra Kürşat ayaklanmasını gerçekleştirmişlerdir. Hayır. Kürşat ayaklanması Asyon Devleti ile alakalı değildir. Bak. Evet. Asyon Devleti'ne kim son veriyor? Asyon Devleti'ne Çinler son verecek ama Kürşat ayaklanması Asyon Devleti'nin parçalanmasıyla değil. Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasıyla. Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılması birlikte Esaret Dönemi başlayacak. Esaret Dönemi dediğimiz dönem Türklerin bir süre Çin hakimiyeti altında yaşadığı süreçtir ve bu süreçte Kürşat 39 arkadaşıyla Çin sarayını basıp Çin hakanını kaçırmak isteyecek. Ama şiddetli bir yağmur yağacak ve o gün Çin hakanı dışarı çıkmayacak. Ama Kürşat ve arkadaşları planın duyulmasından çekindiği için Çin sarayına baskın düzenlenecek. Şiddetli bir çarpışma meydan gelecek ve daha sonra Kürşat kaçmak zorunda kalacak. Kaçarken hayatını kaybedecek. Bu Kürşat isyanı nerede çıkan bir isyandır? Birinci Göktürk Devleti'nin yıkılmasından sonra çıkan bir isyandır. Bunun Asyon Devleti ile bir alakası yok. C şıkkına bakalım. Teoman ilk hükümdardır. Evet ama en güçlü hükümdarı Medsa'ndır. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlamışlardır. Evet ama bak sana Türk siyasi birliğini sağlayan kişi kimdir derse Medsa'ndır. Tamam onu da unutmayacağız. İpek yolu hakimiyeti için Çin'le mücadele etmiştir. Cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakalım dostlar. Bu gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin kalabalık kitleleri halinde İslamiyet dini kabul etmesi. Bir kere hocam Türklerin İslamiyet'i kalabalık bir kitleleri halinde ya da Türklerin İslamiyet'i kabul etmesi derse Talas Savaşı'ndan sonra olacak. Tamam bunu unutmayacağız. 751 Talas Savaşı. Bu Talas Savaşı sevgili arkadaşlar 751 tarihinde Abbasiler ve Çin arasında yapılan bir savaştır. Ha, bu savaşın nedeni nedir derse Orta Asya egemenliğidir. Tamam Orta Asya egemenliğidir ve bu savaşta Türkler arkadaşlar özellikle Karluk, Yama, Çil, Tusi boyları kimin yanında yer alacak? Abbasilerin yanında yer alacak. Abbasiler yanında yer aldığı için savaşı Abbasiler kazanacak ve böylece Türkler biliyorsunuz kitleler halinde İslamiyet'i benimseyecek. Kavimler göçü Asyon Devleti'nin yıkılmasından sonra Türklerin Avrupa yaptığı göç hareketidir. Dandanakan Savaşı tarihi 1040 kimle yapılan bir savaştır? Büyük Selçuklu ve Gazneliler arasında yapılan bir savaştır. Dandanakan Savaşı'ndan sonra Büyük Selçuklu kuruluş sürecini tamamlayacak. Ama Gazneliler yıkılış sürecine girecek. Moğol istilası bu daha sonradır. Yani Anadolu Selçuklu Devleti'nin 1243 Kösela Savaşı'ndan sonra meydana gelen bir gelişmedir. Yani bu olaydan ziyade uzun süreci dayanan olaylar zinciridir diyeceğiz. Malazgirt Meydan Savaşı o da 1071 senesinde biliyorsunuz Büyük Selçuklu Devleti ve Bizans arasında yapılan bir savaştı. Savaşı Büyük Selçuklu kazanacaktı ve Anadolu'nun kapıları Türklere açılacaktı. Üçüncü sorumuza geldik dostlar. Türkiye Selçuklularının hüküm sürdüğü 11 ve 13. yüzyıllar arasında Anadolu'da önemli mutasavvıflar ve sufiler yetişmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu mutasavvıf ve sufilerden biri değildir demiş hocam. Şimdi bakın Sultan Veled, Yunus Emre, Hacı Beytaş Veli, Mevlana, Celaleddin Rumi bunlar arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti zamandaki düşünürlerdir, sufilerdir diyeceğiz. Bu dönemi yani Anadolu Selçuklu ya da 1. Beylikler dönemindekilerdir ama Hoca Ahmet Yesevi burada değil hocam. Hoca Ahmet Yesevi hocam biliyorsunuz Karahanlardadır değil mi? Burada değil. Karahanlar yani Orta Asya'da yaşamıştır. O yüzden bu daha çok Orta Asya'da yaşamıştır. Burada bize Anadolu vurgusu yapmış. Biraz detay bir soru ama Anadolu Selçuk Devleti'ne çalışan kişilerin yapabileceği bir sorudur diye düşünüyorum. 4'e geldik.
Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmesine gaza ve cihat politikası etkili olmuştur. Gaza ve cihat politikasına İslamiyet'in yayılmak istenmesi temel esastır. Bak ne diyor? Gaza cihat. Hocam gaza ve cihat İslamiyet'i yaymak için yapılan savaşlar mı? Evet. Gaza cihat anlayışına baktığımızda buna göre Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gaza cihat politikasıyla değerlendirilemez diye sormuş. İstanbul'un fethi 1453. Gaza cihat var mı? Var. Çünkü İstanbul'u kimden alacağız? İstanbul'u biliyorsunuz Bizans'tan alacağız. O yüzden gaza cihat var. Mohaç Meydan Savaşı. Hocam Mohaç Meydan Savaşı Macaristan burada mağlup ediliyor mu? Evet. O zaman gaza cihat var burada. Sırbistan egemenlik altına almaz. Sırbistan egemenlik altına alan kimdi? Fatih'ti. Bunu unutmayacağız. Haçlılarla mücadele bu da var. Ama Otlukbeli Savaşı gaza cihat anlayışı yoktur. Neden hocam? Çünkü Otlukbeli Savaşı Akkoyunlularla yapılan bir savaştır. Kimin zamanında? Fatih Sultan Mehmet zamanında. Bu arada şimdi Otlukbeli Savaşı'nın Akkoyunlularla yapılması, Akkoyunlularla yapılan gaza cihat anlayışı düşüncesi taşımaz. Çünkü Akkoyunlar zaten Müslüman ve Türk. Bu arada Otlukbeli Savaşı'ndan sonra Osmanlı'ya gelen bilim insanı Ali Kuşçu'dur hocam. Unutmayacağız. Ali Kuşçu burada Osmanlı Devleti himayesi altına girecektir. Ne zaman? Otlukbeli Savaşı'ndan sonra sevgili dostlar. Geldik 5. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde eyaletler saliyeneli, saliyenesiz ve özel yönetimli olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır. Bunlardan saliyeneli olanlar iltizam sisteminin uygulandığı eyaletlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi saliyeneli eyaletlere örnek verilemez? Güzel bir soru. ÖSYM'in sorabileceği soru tarzlarından biri. Şimdi sevgili dostlar bakın. Saliyeneli eyaletler derse merkezden uzak eyaletlerdir. Merkezden uzak ve tarım alanlarının sınırlı olduğu, yani daha çok çöl yerler aklımıza gelsin. Ve buralarda hocam iltizam sistemi uygulanır. İltizam sisteminde biliyorsunuz vergiler nasıl toplanır? Açık ihale sistemiyle ihale yapılır. En yüksek bedeli veren nedir? Ne yapar? İhaleyi kazanır. İhaleyi kazanan kişiye biz mültezim diyoruz. Eğer mültezim ömür boyu vergileri toplarsa ona da malikane sistemi diyoruz. Tamam, malikane sistemi vergileri ömür boyu toplamasıdır. Bu arada burada bir ihale bedeli ortaya çıkar. Bu ihale bedelini de ne diyoruz? Muacele diyoruz. Tamam, muacele denildiğini bileceğiz. Merkezde uzak eyaletler aklımıza gelsin. Yani mesela Fas, Tunus, Cezayir, Bağdat, Yemen. Bu yerler aklımıza gelsin. Bunlar saliyeneli eyaletler. Mısır uzak mı? Çöl mü? Evet. Yemen, Cezayir merkezden uzak. Hatta çoğu Kuzey Afrika'da bunlar zaten. Yemen hariç. Ama hocam Bosna merkeze yakındır. Bosna saliyeneli değil, saliyanelsiz bir eyalettir diyeceğiz sevgili dostlar. Cevabımız D şıkkı olacak. 6. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nde Enderun Mektebi'nin kurulmasına amaçlardan hangileri etkili olmuştur? Hocam bir kere Enderun Mektebi kimin zamanında kurulmuştur? İlk olarak biliyorsunuz 1. Murat zamanında kurulmuştur. Bak ilk olarak 1. Murat zamanında kurulmuştur. E peki hocam Enderun Mektebi'nin amacı neydi? Neydi tam olarak arkadaşlar? Memur yetiştirmek için değil mi? Devlette memur yetiştirmek için açılmıştır diyeceğiz. Hatta bu Enderun Mektebi hocam daha sonra 2. Mehmet yani Fatih zamanında nereye taşınacaktır? Topkapı Sarayı'na taşınacaktır. O zaman daha çok memurla alakalı olduğu için hocam şehirleri bayındır hale getirme olur mu? Olmaz değil mi? Biz olmayanı arayacağız. Bu yoktur o zaman. Bir yoktur diyeceğiz değil mi? İki devlet üst kademedeki yönetici ihtiyacını karşılama yani memur yetiştirmekten bahsediyor. O zaman buna ulaşırız. Pozitif bilimlerin gelişmesi sağlamak. Pozitif bilimlerin gelişmesiyle alakalı değildir. Yani bu daha çok memur yetiştirmeye yöneliktir. O yüzden 1 ile 3'e ulaşamayız hocam. Cevap ne olacak? E seçeneği olacak. 1 ve 3'e ulaşamayız bu soruda. 7. soruya bakalım. Yüzyıla dikkat. Ne demiş? 17. yüzyılda aşağıdaki devletlerde hangisi Osmanlı Devleti için stratejik bir tehdit yaratmamıştır demiş. Güzel bir soru. Aslında soru bizden ne istiyor biliyor musunuz? 17. yüzyıl demiş. 17. yüzyıl Osmanlı durakma devri değil mi? Evet. Osmanlı durakma devrini, Osmanlı mücadele ettiği devletleri bileceğiz. Hocam o zaman Osmanlı durakma devrinde mücadele ettiği devletleri biz ne diye kodlayacağız? Varil diye kodlayacağız değil mi? Varil diye kodlayacağız. L harfi nedir? L, Lehistan değil mi? Evet. İ harfi İran.
İran ya da Safevi yazar, dikkat edeceğiz. R harfi Rusya, A harfi Avusturya, V harfi Venedik. Bunlar nedir? Osmanlı'nın duraklama devrinde mücadele ettiği devletler. Ha, bu arada Osmanlı'nın duraklama devrini en çok mücadele ettiği devletler derse bir Avusturya, diğeri İran'dır. Bak, varil kodlamaya dikkat. O zaman hangisi yoktur demiş 17. yüzyılda hocam. Bak, Venedik var mı? Bak, var burada. Avusturya var. Rusya var. Safeviler. Safeviler ya da İran yazar dedik değil mi? E bu da var. E hocam, Fransa yok. Fransa ne zaman var? Fransa Osmanlı gerilme devrinde var. Osmanlı gerilme devrinde mücadele edilen devletleri biz varif diye kodluyoruz. Varif. Yani aslında şuradaki varil var ya, orada sadece L değişiyor. L neydi? Leistan. Leistan yerine ne geldi? Fransa geldi. Ve Venedik, Avusturya, Rusya, İran, Fransa. Bu 18. yüzyıl. 18. yüzyıl, yani Osmanlı gerilme devri. Bu da 17. yüzyıl. Tamam, bak böyle soruları kaçırmayın. Kaçırmayın. Kırım bağımsız olmasına, Rusya'ya katılmasına anlaşmalarda hangileri etkili olmuştur? Peki sevgili dostlar, Kırım'ın adım adım elden çıkmasını biz Kay diye kodluyoruz hocam. Kay diye kodlayacağız. Kay. Hocam bak, bu K harfi ne? Küçük Kaynarca değil mi? Küçük Kaynarca diyeceğiz. Tarih 1774. A harfi Aynalı Kavak Tenkinamesidir. Bu da 1779'dur. Yaş anlaşması, o da 1792'dir. Şimdi bir kere şunu bileceğiz hocam. Kırım Küçük Kaynarca anlaşmasıyla bağımsız olacak. Aynalı Kavak'la özerk olacak. Ve yaş anlaşmasıyla kime bağlanacak? Rusya'ya bağlanacak. O zaman hocam bize burada ne istemiş? Kırım bağımsız olmasına ve Rusya'ya katılmasına anlaşmalardan hangileri etkili olmuş? O zaman Kay dedik ya. Bak, Küçük Kaynarca var. Aynalı Kavak, yaş var. O zaman cevap ne olacak? 1, 2, 3 olacak. 9'a bakalım. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip eden 1. Abdülhamit tarafından 1775'te İstanbul'da kurulmuştur. Okulun ilk hocaları Kaptan Deli Hasan Paşa ve Baron de Tott'tür. Günümüzde Deniz Harp Okulu olarak varlığını sürdürmektedir. Bu özellikleri verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili dostlar, burada zaten neyden bahsediyor? Mühendishane-i Bahriyumayn'dan bahsediyor. Zaten Mühendishane-i Bahriyumayn derse aklımıza kim gelecek hocam? Aklımıza 1. Abdülhamit gelecek. Zaten burada 1. Abdülhamit demiş. Bir ara bunu kodlamaya çalıştık ama bakalım becerecek miyiz? Abdül diyeceğiz ya. Abdül, bak adam ismi Abdülhamit ya. Bak, Abdülhamit. Bak, Abdülhamit diyoruz ya. Buradaki H harfini alalım bak. Abdülhamit. Gel buraya. Mühendishane-i Bahriyumayn. Bak, buraya Abdül'ü koy. Abdül koy. Sonra bunu tersen oku. Abdül ne oluyor? Abdül ha, bak. Hayır, bari tersen oku. Buraya mit koy, ne oldu? Abdülhamit oldu. Biraz saçma oldu ama Mühendishane-i Bahriyumayn derse aklımıza kim gelecek? 1. Abdülhamit gelecek. Ama sen deniz mühendishanesi derse 3. Mustafa'dır. Tamam, 3. Mustafa'dır. Ha, bir de hocam şeyi çok karıştırıyorsunuz. Hocam Mühendishane-i Bahriyumayn. Mühendishane-i Bahriyumayn o 3. Selim'dir. Tamam. Sana Bahriyumayn derse, Mühendishane-i Bahriyumayn derse o 3. Selim'dir. Tamam, 3. Selim. Yani 1. Abdülhamit'ten sonra başa geçecektir. Bunun cevabı ne olacak? Cevap C şık olacak. Soruyu biraz parçaladık ama neyse, devam edelim. 10. soruya geldik sevgili dostlar. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl Osmanlı padişahları arasında yer almaz demiş. Hocam, 19. yüzyıl padişahları bize sormuş. Yani biraz bilgi ağırlıklı bir soru zaten bu. E şimdi 19. yüzyıl padişahlar kimler var hocam? E bunlar arasında kimler var? Bu dönemde 2. Abdülhamit var. Abdülaziz, Abdülmecid, 2. Mahmut. İşte bunlar var ha. Bir de 5. Murat var. Zaten 5. Murat biliyorsunuz hani 93 gün tahta kalmış. Burada hocam ÖSYM sana sorsa hocam bilindik isimler sorar. Yani sen kimi bileceksin burada? Sen 2. Mahmut bileceksin, Abdülmecid, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit. Yani sen 5. Murat'ı sormaz diye düşünüyorum. O yüzden burada şöyle bir kodlama vereceğim size. Zaten en önemli olanları bilmenizi istiyorum. 2. Mahmut diyoruz ya. Burada yine Abdül koyalım. Bu Abdül işimize çok yarayacak. Bak hocam, kronolojik sıraya göre gidiyoruz. Kronolojik sıraya göre gidiyoruz. Bak, zaten 2. Mahmut dönemi bizim için önemli. Yani Osmanlı dağılmanın asıl başladığı dönem 2. Mahmut dönemidir. O zaman ilk padişah burada,
İkinci Mahmut mu? Tam dördüncü Mustafa da var ama dördüncü Mustafa bir sene başta kalıyor. Hatta üçüncü Selim de. Mesela üçüncü Selim hem gerilimen hem de dağılmanın padişahıdır. Ama üçüncü Selim koymaz buraya hocam. Tamam, ikinci Mahmut'u koyar, Abdülaziz'i koyar. O zaman burada ikinci Mahmut. İkinci Mahmut'tan sonra kim geliyor? Abdülmecit, bak M harfi. Sonra kim geliyor? Abdülaziz, bak A harfi. Sonra kim geliyor? İkinci Abdülhamit, bak Mahmut. Sonra Mecit, Aziz, Hamit geliyor. Bunlar dağılma devri padişahı. O zaman Abdülaziz saydık, Hamit'i saydık, Mecit'i saydık, ikinci Mahmut'u saydık, ikinci Osman. Ne alaka? Onun burada ne işi var değil mi? Cevap Denizli. 11. soru. Osmanlı hükümdarlarını 2. Mahmut gerçekleştirdiği statlarla devletin ve padişahın otoritesini güçlendirmek istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu amaça yönelik statlardan biri değildir? Hocam bak neyi sormuş bize? 2. Mahmut'un padişahın otoritesini güçlendirmek istemesini sormuş. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması, zaten bu banko var değil mi? Yeniçeri Ocağı'nı kaldırması merkezi otoriteyi güçlendirir. Posta teşkilat güçlendirir, illerin merkeze bağlanması, mahallede köy muhtarlıklarının kurması, bunlar da merkezi otorite güçlendirir. Ama hocam yerli malı kullanımı teşvik edilmesi, bunun bu daha çok ekonomik, yani yerli ekonomidir. Yani buradaki amaç nedir? Yerli ekonomiyi yerli ekonomiyi geliştirmeyle alakalı bir durumdur. O yüzden cevap eşlik olacak. Kolay bir soruydu. 12'ye bakalım. Bu arada arkadaşlar, şimdi ben deneme sınavlarını paylaşıyorum. Sizler de yorum yapıyorsunuz. Ben yorumları teker teker okuyorum. Yorum yapmaya devam edelim. Yorumlarda bazen diyorsunuz ki bu deneme hocam sınav formatına yakın mı uzak mı? Şimdi her deneme kendine özgüdür. Her deneme farklıdır. Yani bütün denemeler birbirine yakındır diyemeyiz. Tamamen %100 ÖSYM formatında olan hiçbir deneme bulamazsınız. Ama bu deneme sınavlarındaki sorular kaliteli sorular olur. Size konuyu öğretir. Konuyu öğretir, tekrar yapmanızı sağlar, konuyu pekiştirmenizi sağlar. O yüzden şimdi mesela bu denemelerde bazen netleriniz düşebilir. 27 soruda bazen 24, bazen 25, belki bir yanlış, bazen belki 4-5 yanlış da çıkar. Bunlar normaldir. Çünkü hiçbir deneme sınavı gerçek sınav kadar olamaz ama sınava yakın olur. Şimdi burada bazen bilgi ağırlıklı sorular olur, bazen yorum ağırlıklı sorular. Sorunun kalitesinden faydalanmaya çalışın siz. Tamam, anlaştık. Hadi bakalım devam edelim. Osmanlıcılık fikri ülkedeki tüm vatandaşların din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapılmaksızın birliğini ve eşitliğini savunmaktır. Buna göre Osmanlı Devleti'ndeki gelişmelerde hangileri Osmanlıcılık düşüncesine uygundur? Hocam Osmanlıcılık neydi? Eşitlik. Yani dil, din, ırk farkı gözetmeksizin herkesin eşit kabul edilmesidir. Bir kere hocam Tanzimat Fermanı eşitlik değil mi? Herkesi kapsamayayım. Evet. Kanuni esası burada da yine halk yönetimine katılmıyor mu? Bunda da hocam yani kanuni esası düşündüğümüzde hocam Osmanlıcılığı kapsar mı? Kapsar. Çünkü kanuni esası bir anayasadır. Hiçbir fark gözetmeksizin Müslüman, gayrimüslim vatandaşlar yönetime katılmıştır. O zaman bu ikisi olur. Ama hocam Sen İttifak 1808 bu daha çok padişah ve ayanlar toprak ağaları arasında yapıldığı için cevap sadece 1 ve 2 olur. Yani Sen İttifak Osmanlıcılık düşüncesini yansıtmaz. Buna benzer çok soru sorulmuş. ÖSYM'e buradan çok soru soruyor. Mustafa Kemal aşağıdaki savaşlarda hangisine katılmak için Manastır Askeri İdadesi'ndeki eğitimi sonlandırmayı düşünmüştür hocam? Bu da güzel bir soru. Mustafa Kemal hangi savaş başlarken katılmak istemişti? Dömeki Meydan Savaşı. Tarih kaç? 1897 sevgili dostlar. Mustafa Kemal bu savaşa katılmak istemişti. Okuldan kaçmıştı 16 yaşındayken. Ama arkadaşları onu önlemişti. Katılmamıştı. O yüzden Mustafa Kemal katılmak istedi. Katılmadı savaş derse Dömeki'dir. Ama katıldığı sömürgecilere karşı ilk savaş derse Trablusgarp Savaşı'dır. Dünya tarihi açısından yani dünya kamuoyunun tanınmasını sağlayan savaş Çanakkale Savaşı'dır sevgili dostlar. Tamam. 14'e bakalım. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na katılmasıyla birlikte sonuçlardan hangileri ortaya çıkmıştır? Bir kere Osmanlı Savaşı'na katılması ve özellikle Çanakkale Cephesi'ndeki başarıdan dolayı ne olmuştu? Savaşın süresi ne olmuştu? Uzamıştı değil mi? O yüzden 1 alırız. Rusya'nın İç Slav Devletleri'nin yanına katılması. Hayır, Rusya önceden katılmıştı zaten. 2 alamayız. Cephe sayısı artar tabii ki de. Cevap 1 ve 3 olacak. Burada şöyle bir detay vereceğim size. Şimdi az önce Çanakkale dedik ya arkadaşlar. Çanakkale cephesindeki başarıdan dolayı Bulgaristan ittifakların yanında savaşa dahil olmuştur. Şu detayda dikkat edeceğiz. Daha önce çıkan bir sınav sorusu.
Osmanlı müttefikleriyle bağlantısının sağlandığı gelişme derse Çanakkale cephesinden sonra Bulgaristan'ın ittifaklar yanında savaşa katılmasıyla olmuştur. Yani Bulgaristan'ın savaşa dahil olması birlikte Osmanlı Devleti'nin müttefikleriyle bağlantısı sağlanmıştır diyeceğiz sevgili dostlar. Geldik 15. soruya, hız kesmeden devam ediyoruz. Milli mücadele döneminde Kuvayi Milli tabiri ilk olarak aşağıdakilerin hangisine yer almıştır? Hocam Kuvayi Milli tabiri ilk kez Doktor Esat Işık raporunda yer almıştır biliyorsunuz. Milli Kongre Cemiyeti üyesi Doktor Esat Işık ve ilk kez Kuvayi Milli tabirini Doktor Esat Işık raporunda kullanmıştır diyeceğiz. Bu arada Doktor Esat Işık biliyorsunuz Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal gözünden yaralanmıştı. Onu tedavi eden kişidir. Amasya Yarımadası'nda yer alan maddelerden hangileri milli mücadelenin gerekçesi olarak kabul edilmektedir? Bak, milli mücadelenin gerekçesi, amacı, yöntemi, buna benzer sorular gelecektir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu nedir? Gerekçedir. Yani diyor ki biz bu milli mücadeleyi niye gerçekleştirmek istiyoruz? Çünkü vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. 2. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir. Şimdi İstanbul hükümeti üzerine düşen görevi yapmıyorsa demek ki bizim de bir mücadele başlatmamız gerekir. 1'li 2 alırız. 3. 3'e bakalım. Milletin bağımsızlığını sağlamak adına milli bir kurul oluşturulacaktır. Bu daha çok neyden bahsediyor? Bu daha çok yöntemle alakalı bir durumdur arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Cevap 1 ve 2 olacak. C seçeneği olacak. Geldik 17'ye sevgili dostlar. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine cemiyetlerden hangileri etkili olmuştur? Hocam bir kere Erzurum Kongresi'ni düşündüğümüzde doğudaki cemiyetler katılacak. Doğudaki cemiyetlerin katılımıyla oluşmuştur diyeceğiz. Erzurum Kongresi'nin düzenlenmesine Kars İslam Şurası var. Şark Vilayetleri. Bak bu Şark Vilayetleri Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'dir. Tamam. Trabzon Muhafaza Hukuk Milliye. Bu da Trabzon'da. 1, 2, 3 yani hepsi katılmıştır diyeceğiz. Bunu da unutmayalım sevgili dostlar. Ha bu arada şu detayı da verelim sizlere arkadaşlar. Erzurum Kongresi'ne delege gönderenler kimlerdir diyeceğiz. Delege gönderenleri şöyle kodlayacağız. Onu şuraya yazalım. Best Van diyeceğiz. Best Van. Hocam Best Van derken bak Van, Trabzon, Sivas, Erzurum ve Bitlis. Bunlar delege gönderenler. Bak delege gönderenler. Bazen şöyle soruyorsunuz. Hocam diyor ki Erzurum Kongresi'ne delege gönderilir. Buradaki E harfi Elazığ mı, Erzincan mı, Erzurum mu? Ya güzelim zaten kongre nerede? Erzurum'da. O yüzden buradaki ne olur? Erzurum olur. Delege gönderemeyenleri biz ne diye kodluyoruz? Dem diye kodluyoruz. Dem diye kodluyoruz hocam. M, Mardin, Elazığ, Diyarbakır. Zaten Erzincan'ın bir önemi yok. Yani şıklar Erzincan'ı koyarsanız bir iki yanlıştır o. O yüzden Best Van otobüsü aklımıza gelsin değil mi? Van'a giden, Doğu'ya giden, o Bitlis'e giden Best Van otobüsü aklımıza gelsin. Bak bunlar otobüse binenler. Otobüse kimler binmiş? Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Kimler otobüsü kaçırmış arkadaşlar? Diyarbakır, Elazığ, Mardin. Bunlar otobüsü kaçırınca çay demlemişler. Öyle düşünün arkadaşlar. 18'e bakalım. Mustafa Kemal 12 Ocak 1920'de son kez toplanan Mebusan Meclisi'ne aşağıdaki şeylerden hangisine mebus olarak seçilmiştir? Bak son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Mustafa Kemal nerede milletvekili seçilmiştir? Erzurum'dan milletvekili seçilmiştir. Cevabımız değişik olacak. Ama birinci tebeme derse o Ankara'dır. Yani birinci tebeme açıldığı zaman Mustafa Kemal Ankara'dan milletvekili seçilmiştir. Bu arada Mustafa Kemal'in son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne gidecek olan vekillerden 4 isteği olacak arkadaşlar. Bu nedir bu istekleri? Bunu da soruyor. Birinci diyor ki beni meclis başkanı seçin. Beni başkan seçin diyor. İkinci isteği ise hocam diyor ki müdafaa-i hukuk grubu olursun mecliste. Başka ne diyor? Misak-ı milli onaylansın diyecek. Başka ne diyecek hocam? Ali Rıza Paşa'ya güven oyu verilmesin diyecek. Bak bu 4 istek nedir? Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne gidecek olan heyetten istediği isteklerdir diyeceğiz. Bu istek, bu 4 istek arasında hangisi kabul edilmiştir? Misak-ı Milli. Peki Misak-ı Milli kim kabul ediyor hocam? Felaha Vatan grubu. O yüzden Mustafa Kemal
müdafaa hukuku grubu oluşmasını istiyordu. Ama ne kuruldu? Felavatan grubu kuruldu. Felavatan grubu neyi kabul etti hocam? Misak-ı Milli'yi kabul etti. Misak-ı Milli'yi kabul etti. İçinde oldu. İstanbul işgal edildi. 16 Mart 1920'de işgal edildi. İstanbul işgal edildiği için bu sefer Mustafa Kemal 1. TBMM'yi nerede açtı? Ankara'da açtı. Bağlantı kurmaya çalışın. 19'a geldik sevgili dostlar. Kafkas devletleri ile TBMM arasında Kars Anlaşması'nın imzalanması, Ukrayna ile TBMM arasında Dostluk Anlaşması'nın imzalanması. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır demiş. E hocam bak, bunu daha önceki videolarda da söyledim. Nereye yazalım? Yer kalmadı. Şuraya yazalım. Bak bu anlaşma bak. Biri Kars Anlaşması, diğeri Ukrayna Dostluk, bir de ne vardı? Ankara Anlaşması. Bak bu üç anlaşma hangi savaş sonrasındadır hocam? Sakarya Meydan Muharebesi sonrasındadır. Zaten buraya ne yazıyoruz? Sakarya. Sakarya'nın içerisinde Kars'ı gören var mı? Herkes göremez. Bak Sakarya Savaşı'ndan sonra hangi anlaşma var? Kars. Kars. O yüzden buradaki Kars Anlaşması neyden sonra? Sakarya Savaşı'ndan sonra diyeceğiz. Yani ne var başka hocam? Şu S'yi sil, Y'yi sil. Bak Akar, Akar oluyor ya. Bura ne harfi koy? Ankara olur. Ukrayna Dostluk Anlaşması. Buradaki Y harfinden artık Ukrayna Dostluk Anlaşması'nı görürsünüz. 20'ye bakalım. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir etkisi söz konusu? Şıklara bakalım. Türkiye Milletler Cemiyeti'nin üye olması. Hayır hocam, Türkiye Milletler Cemiyeti'ne 1932'de üye olacak. Alakası yok. Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası hocam 1930'da kurulacak. 1930'da kurulacak. Bu detaya dikkat. Bozkurt Lotus olayı 1926 geç. Balkan Antantı imzalanması o sonrasındadır. Hilafet saltanat yanlarına ayaklama çıkan değil hocam. 1929 dünya ekonomik krizi. Neden? Çünkü hocam bak 1929'da ekonomik kriz çıkacak. Mustafa Kemal ise bu krizin biraz hani CHP'nin biraz denetim altına alınmasıyla, biraz da muhalefetin oluşmasıyla birlikte bu krizi aşacağını düşünecek. Ve Mustafa Kemal Ali Fethi Okyar'a bu partiyi kurmasını isteyecek. Bak hocam unutmayacağız. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir hocam? Ali Fethi Okyar. Unutmayacağız. Tamam. Bunu Ali Fuat Cebesi'yle karıştırmayın. Niye karıştırmayacaksınız? Çünkü Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu kimdir? Ali Fethi Okyar. Bak ok. Okun nasıl atıyor? Bizim Ali Fethi Okyar serbest atıyor. O yüzden Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu Ali Fethi Okyar'dır. Bu partinin varlığı çok kısa süreli olacak zaten. Daha sonra Ali Fethi Okyar rejim karşıtların, hilafet yanların parti içine sizin görünce partiyi feshedecek. Yani herhangi bir isyan nedeniyle kapatılmamıştır. 21'e bakalım sevgili dostlar. Ülkemizde öğretmen günü olarak kutlanan 24 Kasım aşağıdaki gelişmelerden hangisi esas alınarak saptanmıştır? Hocam, öğretmenler günü ne baz alınarak kutlanmıştır derse hocam biliyorsunuz millet mektepleri 1928'de açılıyor ve 24 Kasım bakın 24 Kasım 1928'de bir karar alınıyor. Mustafa Kemal baş öğretmen olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal baş öğretmen olarak kabul ediliyor ve daha sonra 1981 senesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlıyor. O yüzden bu sorumuzun cevabı ne olacak? Tabii ki de C seçeneği olacak. Yani Mustafa Kemal'e TBMM tarafından baş öğretmenlik ünvanı verilmesi Öğretmenler Günü'nün ileride kutlanmasını sağlayacaktır. Ülkemizde Atatürk'ün laiklik ilkesinin gereği olarak inkılaplardan hangisi yapılmıştır? Kolay bir soru. Laiklik din devlet işlerinin birbirine ayrılmasıdır. Dinsel etkilere bakacağız burada hocam. Hilafet makamına son verilmesi zaten var. Şeria efkaf vekaleti var. Tekke zaviye türbelerin kapatması bunlar da var hocam. Zaten hocam bak burada şu kodlama dikkat edeceğiz. Ben daha önce bir kodlama verdim size. Hoş ne demiştim? Hoş T. Bu hoş T nedir biliyor musunuz? 3 Mart bak 3 Mart 1924 tarihinde halifeliğin kaldırıldığı gün meydana gelen inkılaplardır. H harfi halifeliğin kaldırılması. O Osmanlı Hanedanı yurt dışına gönderildi. Şer'i efkaf vekaleti kaldırıldı. Yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. İlk Diyanet İşleri Başkanımız Rıfat Börekçi'dir. Bu da Şer'i Üstanlık lağvedildi. Yani kapatıldı. Tevhid Tedrisat Kanunu Erkan Harbiye. Tamam Erkan. Bunlar nedir?
Hoşte diye kodluyoruz. 3 Mart 1924 tarihinde meydana gelen gelişmelerdir. Laiklik ilkesi, üçü de laiklik ilkesi alakalıdır. Cevap E seçeneği olacak. 23'e geldik dostlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında köylünün sırtında büyük bir yük olan aşar vergisi kaldırılmış, topraksız köylere toprak dağıtılmış ve tarım kredi kooperatifleri kurulmuştur. Bu uygulamalar aşağıdaki Atatürk ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Bak, eşitlikten bahsederse ve halkın üzerine yük olan bir uygulamaya son vermekten bahsederse direkt halkçılık olacak. Zaten burada ne demiş? Doğrudan hangisiyle alakalıdır demiş bize hocam. O yüzden halkçılık olacak aşar vergisinin kaldırılması. 24'e bakalım. Avrupa'da yaşanan gelişmelerin etkisiyle 9 Şubat 1934'te Balkan Antantı imzalanmış. Bu bölgesel barış ilkesi hayata geçirilmiştir. Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi bu Antant'a katılmamış? Hocam Balkan Antant'ına katılanlar biz ne diye kodluyoruz? Tayyar diye kodluyoruz. Tayyar diye kodluyoruz. R Romanya, Y Yunanistan, diğer Y Yugoslavya ve diğeri Türkiye. Tayyar diye kodlayacağız. Kim yok hocam? Bak, şıkları yerinde Bulgaristan'ı koyar. Bulgaristan yoktur. Bulgaristan hangi sorundan dolayı? Dobruca sorundan dolayı. Dobruca sorun kimle yaşanan sorundur? Bulgaristan ve Romanya arasında yaşanan sorun olduğu için burada Bulgaristan katılmayacak. O yüzden hangisi yoktur? Bak Yunanistan var, Romanya, Türkiye. Ah, Bulgaristan. Cevap C seçeneği. Evet. Umarım iyi gidiyor arkadaşlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz artık. Bak, inanın bu deneme sınavlarını ben şu an haftada 2 kez çekmeye çalışıyorum. Pazartesi ve cuma günleri. Yani sıkışık bir takvim var. O yüzden bir yani sabah pazartesi, cuma sabahları müsait olabiliyorum. O yüzden şu anki etapta haftada 2 deneme çekmeye çalışıyorum. Sınava kadar en az 20 deneme yüklemeye çalışacağım. Belki daha fazla da olabilir. O yüzden sizlerin de desteği önemli arkadaşlar. Hadi bakalım 25. soruya geldik. İkinci Dünya Savaşı süreciyle ilgili olarak aşağıdaki gelişmelerden hangisi yanlış açıklanmıştır? ÖSYM'in Çağdaş Türk Dünya Tarihi'ne sorduğu soru tiplerinden biri bu. Kaliteli bir soru o yüzden. Kartal Hücumu. Hocam Kartal Hücumu Almanya, İngiltere yaptı. Nedir? Hava hareketidir. Brad Pitt'in müttefik filmini izlediyseniz bu Kartal Hücumu'na yer verir orada o filmde. Ve bu Kartal Hücumu dediğimiz olan nedir biliyor musunuz? Adolf Hitler'in İngiltere üzerine yaptığı hava saldırısıdır. Tabi bu saldırıdan önce Adolf Hitler'e soruyorlar. Diyor sen bu saldırı yapacaksın. Korktun, endişelendin bir şey var mı? Adolf Hitler gözlerini manzara dikiyor. Çekindim, tek bir şey var. Havanın bulutlu ve sisli olması. Gerçekten de bu saldırı esnasında hava bulutlu ve sisli olduğu için çoğu Alman uçağı birbirini bombalayacak. Tabi İngilizler nasıl önlem alacak? İngilizler bu Kartal Hücumu öncesine şişme tanklar yapıyorlar. Bu Almanlar gidip şişme tanklar hedef alıyor. Yani başarısı olacak Almanlar. Pearl Harbor baskını ise Japonya'nın ABD donanmasına düzenlediği saldırıdır. Özellikle kimin komutasına yapılmıştır? Soroku Yamamoto önderliğinde yapılan bir saldırıdır. Bu saldırıyla birlikte Pearl Harbor baskınıyla birlikte ABD savaşa dahil olacak. Stalingrad savunması nedir? O da SSCB'nin Alman ordularını durdurduğu çarpışmadır hocam. Bu da zaten Almanlar ani bir saldırıyla ne yapacaklar? Ani bir saldırıyla nereye saldıracaklar? Rusya'ya saldıracaklar. Yaptıklar bu saldırıya da Barbaros hareketi diyoruz. Barbaros hareketi nedir dersek Almanların Rusya'ya üzerine yaptığı harekettir. Ama Moskova yaklaştıkça iklim çok sert olacak. Hava çok soğuk olacak ve Almanların Vosvos araçları donmaya başlayacak, motorlar donmaya başlayacak. Bunun üzerine şöyle bir çare üretecek Almanlar. Antifriz icat edecekler. Arabaların motoru donmasın diye. Ama bu Stalingrad savunması ile birlikte Almanlar durdurulacak. Normandiya çıkarması ise İngiltere'nin Fransa'nın kurtarılması için yaptığı nedir? Bir çıkarmadır arkadaşlar. Bak bu arada 2016 ön lisans sınav sorusu bana göre zor bir soru. Hani ön lisans için zor bir soruydu hocam. Bu Normandiya çıkarmasının yapılma kararı nerede almış diye soruldu. Cevap Kubek Konferansı. Detay bir soru, zor bir soru. Ön lisansa sordular. Yani o soruyla ön lisansçılar herhalde tokatlamak mı istediler onu anlamadım. Bu Kubek Konferansı'nda Normandiya çıkarmasının yapılma kararı alınmıştır. Normandiya çıkarması
dünyanın en büyük çıkarmalarından biridir. Ve hatta bu Normandiya çıkarmasını çok iyi anlatan bir film var. Errani Kurtarmak. Harika bir filmdir. Onu da izlersiniz. Yalta Konferansı 2. Dünya Savaşı sonrası döneme ilgili toplanan konferanstır diye sormuş bize arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı sonrasında döneme ilgili toplanan konferans olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bu da doğru. Şimdi biz yanlış olanı biz burada kendimizi kaptırdık. Yanlış olanı seçeceğiz. Normandiya çıkarması İngiltere'nin Kuzey Afrika'ya yaptığı taarruz hareketi. Bak burayı okumadık. Yanlış. Cevap Deniz olacak. Yanlış. Çünkü hocam Normandiya çıkarması az önce ne dedik? Fransa'nın kurtarılması için. Ne diyeceğiz? Fransa'nın kurtarılması için yapılan bir harekettir diye bileceğiz. Tamam. O yüzden Kuzey Afrika ile bir alakası yoktur. Kuzey Afrika çıkarmasıyla bir alakası yoktur hocam. Ha çok detay çalışmak isteyenler bazen eğer alancılar varsa Kuzey Afrika çıkarması için yapılan operasyon ismi daha çok arkadaşlar Savaş Baltası operasyonu ya da Haçlı operasyonudur. Tamam. O Kuzey Afrika'da yapılan operasyonlardır. Geldik 26'ya. Sputnik 1 adıyla uzay ilk insan yapımı uyduyu fırlatarak uzay çalışmaları çığır açan devlet hangisidir? Sputnik derse hocam zaten SSCB diyeceğiz. Cevap Denizli. Bilgi sorusu. Geçelim bunu. 1972 yılında ABD Başkanı Nixon ile SSCB lideri Brezhnev arasında imzalanan SALT 2 anlaşması konulardan hangilerini içermektedir? Hocam SALT 1 ya da SALT 2 görürseniz nükleer silahlarla alakalıdır ya da stratejik silahlarla alakalı. Yani nükleer ya da stratejik silahları azaltma yönelik girişimlerdir diyeceğiz sevgili dostlar. O yüzden böyle şeyler arayacaksınız soruda. Hocam İsrail'le ekonomik siyasi destek alakası yok. Bağlantılar hareketiyle mücadele alakası yok. Cevap ne olacak? Sadece 2 alacağız. Cevabımız B seçeneği olacak. Bu arada SALT 1 uygulanmıştır ama SALT 2 uygulanmamıştır. Nedeni nedir diye sorsanız hocam. 1979 senesinde Rusya Afganistan'ı işgal edecek. O yüzden SALT 2 uygulanmayacak arkadaşlar. Geldik 28. Aa bitti. Neredeyse coğrafya sorularını da çözeceğiz. Kendimizi kaptıracağız. Şimdi ben bu soruyu gördüm. Diğerleri diyecek. Hocam bunun cevabı nedir? 28 ne olur? Ankara'dan yola çıkan kişi gittiği yerde gündüz süresinin Ankara'dan daha uzun olduğunu, güneşin daha erken doğduğunu gözlemlenmiştir. Bu kişinin gittiği yer tarih hangisidir? Ne olur? 30 Ağustos Trabzon. A seçeneği olur. Neyse bunu da çözdük. Umarım yanlış çıkmaz. Evet. A seçeneği olacak. Tamam arkadaşlar. Neyse. Bir deneme sınavının daha sonuna geldik sevgili dostlar. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir başka deneme sınavında görüşmek üzere.